Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. İşte bazen böyle ahlarım, bazen balıklarımızı, bazen işte güvercinlerimizin videosunu sizlerle elimizden geldiği kadar paylaşıyoruz. Bugün de ahlarımızı paylaşacağız yine. Bakın şöyle göstereyim. Balıklarımıza full yem attım. Bakın balıklarımız nasıl kapışıyor diyorlar maşallah. Bakın lepsteslerimiz var. Çöpçülerimiz. Kırmızı bugün tetralarımız var. Şimdi bir de bu videoyu çekme amacım şu arkadaşlar. İki tane tül cevatosumuz geldi. Ve de bazı açlamayı bilmeyen arkadaşlar var. Direktmen balıkları ahlarımı atıp öldürebiliyorum. Şöyle göstereyim. Bakın ahlarımızdan bir tane ince sarımı oktum sallandırdı. Ve de balıklarımızı bir kovaya koyduk. Bakın. Şöyle göstereyim. İki tane cevatosumuz geldi. Ve de kendi sularıyla birlikte vatoslarımızı kovaya boşalttık. Ahlarımdan gelen suyu da bakın şöyle göstereyim. Odakladım bilmiyorum ama damlama sistemiyle böyle damla damla kovanın içine damlıyor. Buna biz arkadaşlar açlama sistemi diyoruz. Bu açlama sistemi yeni gelen balıklarımızın bizim kendi ahlarımız suyumuza adapte olmasını sağlıyor. Ama direktmen balıklarımız bu şekilde açlama yapmazsak direktmen ahlarımı atarsak balıklarımızda parazit oluşup balıklarımız ölebiliyor. Evet, suyuyla birlikte boşaltmıyoruz bu şekilde. Bu şekilde balıklarımızı aşılama yaptıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca bu şekilde damlama sistemi olacak. Ve de bir saat sonra balıklarımızı balık kepçemizle birlikte alıp ahlarımızı atacağız. Evet, şimdi direktmen bu aşılamayı yapmaz da balıklarımızı atarsak ne olur? Balıklarımız İç parazit olup ölebilir, hastalanabilir. Yeni gelen suyla birlikte boşaltırsak ne olur? Yeni gelen suyla birlikte boşalttığımız zaman da o su ve de bizim ahvarım suyumuz birbirine karıştığı zaman ahvarım iki su birbirine karıştığı zaman olmuyor. Çünkü niye olmuyor? Bazen bakteri çalışması olabiliyor. Ve de bu bakteri çalışmasından dolayı balıklarımız hastalanıp ölebiliyor. Benim bundan yaklaşık bir ay önce bakteri çalışmasından dolayı yaklaşık 10 tane lepistesim öldü. Yani bu önemli bir konu arkadaşlar. Bu konuyu atlamayalım. Yani şöyle gösterelim. Bakın bu şekilde damla 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 akıyor. Ve de bir saat falan kalacak. Bir saat sonra balıklarımızı kepçeyle yakalayıp ahvarımıza salacağız. Ve de bizim ahvarım suyumuza adapte olmuş olacak inşallah. Bakın şöyle gösterelim. Bu bizim büyük ahvarımız. Şurada yanındaki küçük onu da göstereyim. Burada küçük yavru ahvarımı. Bakın bir tane dişi attım. Çünkü dişi burada yavruladığı zaman şu dipteki kayaların içine yavrular saklanıp büyüklerden kaçabiliyor. Ama bu büyük akvaryumda olduğu zaman yavrular hep yiyorlar. Neyse arkadaşlar, ben de akşam böyle video yapayım dedim. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız, videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Beğeni yapmayı unutmayın. Şöyle son bir kez daha balıklarımızı göstereyim. Bakın çöpçümüze. Şöyle yandan da göstereyim balıklarımızı arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın neon. Kırmızı burun, lepistes. Maşallah hepsinden var. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.